Sağ ol. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ee, bu mevsim geçişlerinde grip maalesef hepimizin yakasına yapışıyor. Onun için arada böyle su içip boğazımı yumuşatmaya çalışacağım. Şimdi konuşmamı yakarken de bazı ufak tefek bir iki ipucu vermek e, ihtiyacı hissettim. Şimdi birinci ipucu e, benim konum e, bahsettikleri gibi girişimde kültürel farklılıklar ve girişimcilikte eğitimin önemi. Ee, başlık ne olursa olsun siz bildiğinizi anlatın. Dolayısıyla ben size içimden geldiği gibi e, bazı e, özellikle de grafiksel anlamda anlaşılması kolay olsun diye girişimcilikle ilgili birkaç tane e, slide göstereceğim ve e, genel anlamda girişimciliğe nasıl bakıyoruz ve tabii ki eğitim konusuna da değineceğim. Eğitimde de e, girişimciliğin ilerlemesi için neler yapmak gerekir bunlardan bahsedeceğim. Burada tabii önce bir tanımla başlamak istiyorum ben. E, tabii birçok girişimciliğin tanımı var. Benim sevdiklerimden bir tanesi bu. Howard Stevenson'ın yaptığı bir tanım. E, girişimcilik, kontrolünüzün altında olan kaynakların ötesindeki fırsatların peşinden koşmaktır. Ve burada iki şeyin gördüğünüz gibi altını çizdim. Kaynak ve fırsat. E, bunlara zaten birazdan değineceğim ama e, demek ki tabii ki öncelikle elimizdeki kaynakları bilmemiz lazım. E, bir de tabii onun ötesinde neler yapmamız lazım ki bunları fırsata dönüştürebilelim. E, ve özellikle de bunu şirket içinde yaparsak, e, Burak zaten konuşmasında bahsetti. E, İlla ki hani girişimciliğin bir şirket kurmak ve kendi işini yapmak anlamında olmadığını düşünmek gerekiyor. Yani e, kendi şirket içerisindeki, e, kendi kaynaklarınızın da ötesinde bir şey yaparsanız bu da işte şirketçi girişimciliğe girmiş oluyor. Şimdi ikinci ipucu da e, eğer böyle 2 çarpı 2 bir grafik çizip bir şeyler anlatabilirseniz, hiçbir şey olamazsanız en azından e, danışmanlık yapabilirsiniz. E, aramızda danışman yoktur inşallah. <laughs> Ee, bunu e, bize daha önce aldığım girişimcilik eğitiminde e, Berkeley Üniversitesi'nden e, John Denner bir poster var. O söylemişti ve o da çok sever böyle iki x iki kuadrantlar kullanmayı. E, hakikaten e, anlatmak istediğiniz şeyi basitleştiren şeylerdir. Onun için az evvel bahsettiğim o fırsat ve e, ona e, fırsat ve kaynaklarla ilgili burada da yani biraz e, kuadrantlara koyacağım. Şimdi önce motivasyon tarafına bakarsak girişimcilik aslında ikiye ayrılıyor. Bir, Gereklilikten dolayı yapılan girişimcilik, ikincisi de bir fırsatı görüp de o fırsatı değerlendirmek için yapılan girişimcilik. Bir taraf, diğer tarafta da ölçeğine bakarsak yaptığınız için ölçeği, bu işte tek kişili ya da birkaç kişili küçük bir e, e, işletme olabilir, kobi tarzı daha orta, orta ölçekli bir işletme olabilir ya da çok daha büyük yani yüzlerce belki de binlerce kişinin çalıştığı bir işletme olabilir. E, onun için girişimciliği illaki genelde birazdan geleceğiz zaten. Şu an hani yukarıdaki koyu mavi yüksek potansiyel olan girişimcilik de görmek gerekiyor. Çünkü önce bir hayatta kalma girişimleri var. İşte tek kişinin gereksinimden dolayı yaptığı, işte köşedeki bakkal olsun, fırın olsun, eğer o işi yapması bir şekilde yani geçimini sağlayamayacağı bazı girişimler var. Bu da bir girişimciliktir. Bunun da değeri vardır ve mutlaka hani toplumda yer alması gereken bazı hizmetlerin sağlanması için olması gereken bir girişimciliktir. İkinci tabii olayı biraz daha yine gereklilik anlamında ama daha da büyütürsek o zaman sosyal girişimcilik ortaya çıkar. E, sosyal girişimcilikte de mesela Türkiye'de işte Toplum Gönülleri Vakfı'nı örnek verebiliriz. E, genelde vakıf tarzı çalışan sivil toplum kuruluşlarının yaptığı işler buna girebilir. Ya da dünya çapında mesela Aşoka var ki zaten burada da bir konuşmalar olacak Zeynep Hanım Aşoka'dan. E, bu tip şeyler sosyal girişimciliğe girer. Yani bir gereksinimi sos, e, toplumun ihtiyacı olan bir gereksinimi giderirsiniz. Bu sağlık olabilir, e, eğitim olabilir. Ama sonuçta bunu da bir şekilde işe dönüştürüp insanlara iş alanına sunmuş olursunuz. Yukarıya çıkacak olursak artık fırsatlara geçiyoruz. Belli bir fırsatı görüp bunu değerlendirip ama daha küçük bir iş yaparsak mesela diyelim ki bizim ofis ak merkezde etilere bilmiyorum gelirseniz görürsünüz hep orada böyle lüks araba satıcıları vardır. Mesela o, buna bir örnek olabilir. Belli bir fırsat görülmüştür ve o fırsatı değerlendirmek için gereksinim olmayan ama yine de küçük birkaç kişinin yapabileceği bir iş ortaya çıkmıştır. Tabii en sonuncusu da artık hani Intel gibi, Google gibi ya da Facebook gibi firmaların ortaya çıktığı yüksek potansiyelli, hakikaten büyük bir potansiyeli görüp bununla da yüzlerce, binlerce, bazen yüz binlerce kişinin çalıştığı şirketleri ortaya çıkarmak. Ya yani Bunların hepsi girişimcilik. Onun için illaki girişimcilik deyince aklınızda ben işte iler, ilerinin ben Zuckerberg e olacağım, ilerinin ben işte bilgisi olacağım diye düşünmeyin, Steve Jobs olacağım diye düşünmeyin. Burada her yapılan işin mutlaka belli bir toplumda yeri var ve önemi var. Ve ona göre de tabii gidip belli bir hani ekosistemle Engage olmanız gerekecek ee, ama öncelikle yapılma, yapılması gereken hani buradaki hangi hedefi e, tutturmak istediğinizi seçmek. Yani e, yüksek potansiyelin de tabii ki bir e, yanlış tarafı yok o da iyi bir şey ama e, hani tek kişilik bir hayatta kalma girişimi de bir girişimdir ve bunun da bir değeri vardır. Bunu ön planda tutmak gerekiyor. Şimdi biraz daha olayı karıştıracak olursam e, şimdi fırsat ve gereklilik demiştim. E, gerekliliği zaten iyice açıkladım ama fırsatta da iki şey öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi algılanan fırsatlar. Bazı fırsatları siz görüp algılayıp onun üzerine gitmek isteyebilirsiniz. i̇şte bir zamanda hep konuşulurdu böyle. Türkiye'de niye Starbucks yok gidip franchise'ını alayım. Orada bir fırsat var ve böyle bir iş başlatayım diye. Yani bu bir fırsatı görmektir. Bir de algılanan kabiliyetler var. Bir de insanların kendi kabiliyetleri vardır ve özellikle mesela şirketlerde uzun süre çalıştıktan sonra Diyelim ki eğitim konusunda ben artık uzmanım, dolayısıyla eğitim konusunda kendi işimi yapmak istiyorum. Kendinizin algıladığınız bir kabiliyeti iş fırsatına dönüştürebilirsiniz. Onun için de yani iki yolda tabii ki sonuçta bir iş kurulumuna gidebilir. Ama olaya illa ki fırsatları, mutlaka fırsatları görmem gerekiyor diye de bakmamak lazım. Yani belli bir kabiliyetinizin, yeteneğinizin üstüne gidip de yine bir bunu işe çevirebilirsiniz. Tabii e, buradaki en önemli şey her ne yaparsanız yapın belli bir ekosistem içerisinde çalışmanız gerekecek. Özellikle de girişimcilikte bu ekosistem çok önemli ve mutlaka siz de çok sık duyuyorsunuzdur. Peki bu ekosistem nedir? Zaten üç tane temel ayağı var bu ekosistemin. Bir tanesi hükümetler tabii ki. Onların yapması gereken bazı görevler var. Bunun dışında akademi çok önemli. Üniversiteler, okullar çok önemli ve tabii ki iş hayatı ve iş kurumları çok önemli. Ama bunların tam ortasında da yine sivil toplum kuşlarının özellikle ön plana çıktı. Dördüncü bir aslında bacak daha var. Dolayısıyla böyle dört ayaklı bir ekosistem düşünün. Ve bu ekosistemin çok iyi bir şekilde çalışması gerekiyor. Çok iyi bir şekilde birbiriyle ortaklaşa çalışması gerekiyor. Ve her birinin çıktısının bir diğerinin girdisini destekleyecek şekilde bir yapının oluşması gerekiyor. Genelde yapılan hatalardan en büyüklerinden bir tanesi Ekosistemdeki işte paydaşların sadece kendi alana bakıp kendi tarafında bir şeyler yapmaya çalışıp çözüm üretmeye çalışması, diyelim ki işte akademik taraftaysanız eğitim verebilirsiniz, çok iyi eğitim almış öğrenciler yetiştirebilirsiniz ama bir şekilde devlet tarafında işler iyi gitmiyorsa, çeşitli regulasyonlar ve bürokrasi eğer girişimcilik için kolaylaştırılmıyorsa, akademi istediği kadar iyi çalışsın ortaya tam bir girişimciliğin ön plana çıktığı, yıldızlaştığı bir sistem maalesef çıkmaz. Burada mesela yeri gelmiş gelen örnek vereyim. Mesela Türkiye'de girişimcilikle ilgili özellikle hani devletin regülasyon tarafında, kural kanunlar tarafında yapması gereken şeyler var. Onları en güzel örneklerden bir tanesi, mesela eğer bir şekilde iş kurup da e, batırırsanız işinizi, e, Türkiye'deki ortalama e, bu iş batma ile ilgili davanın süreci 3,5 yıl, 3,3 yıl. E, Şili'den sonra dünyadaki en kötü ikinci ülkeyiz maalesef. Halbuki bir İrlanda'ya mesela baktığınızda 4-5 ay falan sürüyor. Dolayısıyla bu tip basit ama arka planda insanların önünü kapatan şeylerin aslında ortadan kaldırılması gerekiyor ki bu ekosistem çok güzel bir şekilde çalışabilsin. Şimdi de çalışması için tabi belli bir çerçeveye, belli bir framework'e ihtiyaç var. Bu tabi size biraz karışık gelebilir ama birçok hani kuruluş, birçok firma çeşitli çerçeveler sunuyor girişimcilikle ilgili. Benim sevdiklerimden bir tanesi bu. Dünya Ekonomik Forumu'nun kullandığı bir çerçeve bu. Buz firmasına yaptırılmış. Burada benim beğendiğim iki kere güzel bir şekilde olayı dörde ayırıyor. Bir kişisel şeyler var merkezde ki daha, daha çok eğitim, mentorlar ve işte danışmanlarla ilgili olan kısım. Kişisel olarak bazı şeylerin yerine oturması gerekiyor kişisel anlamda. İkinci çerçeve finansal anlamda yapılması gereken şeyler ki zaten... Benden sonra Barış arkadaşımız var. Sanırım o bu konuya e, değinecektir. E, gerek e, öz sermaye yatırımcıları gerek işte daha mikro yatırımcılar bankalar falan yani bu de güzel bir şekilde çalışması gerekiyor. Bir sonraki aşama ticari olarak e, yapılması gereken girişimcilik e, çerçevesini etkinleştirecek şeyler. Burada da işte bazı profesyonel hizmetler olabilir, hukuk hizmetleri, e, finansal bazı hizmetler olabilir şirketlere sunulacak yani girişim yeni oluşan startup firmalara sunulacak girişimler. Bazı işte inkübasyon merkezleri olabilir. Bu tip şeylerin de yine güzel bir şekilde çalışması gerekiyor ve en dışarıda da daha çevreyle ilgili işte regülasyonlar az evvel bahsettiğim. bazı teknik anlamda olabilir ya da genel altyapı çalışmaları olabilir bina da olabilir, teknik anlamda da olabilir. Bazı işte lobicilik ve girişimcilikle ilgili organizasyonların, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapacağı çalışmalar olabilir. Yani gördüğünüz gibi burada çok karmaşık bir yapı var. Medya ve kültürde mesela, Burak biraz değindi, Türk kültürüyle ilgili şeyler. Onun için böyle bir sistemin, hani bir saat gibi düşünürsek, dişileri falan düşünün bu aradaki o beyaz kısımlarda, sürtünmesiz bir şekilde çalışması için hakikaten çok iyi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bir önceki bahsettiğim o ekosistemin Buradaki bu mutlaka bu kullanılmak zorunda değil ama belli bir çerçeveye ortak bakıp bu çerçevedeki boşluklar neler onları görmek gerekiyor. Ve bu boşluklar nasıl kullanılabilir onları görmek gerekiyor. Çünkü mesela bir saate biliyorsunuz önemli olan yeterince yağlamaktır saati O zaman saat çok güzel bir şekilde çalışır. Çok fazla yağlamanın bir anlamı olmaz. İşte bu açıdan hani nerenin burada bu sistemde yağlanması gerekiyor? Nerede eksiklikler? Onları görüp gidermek gerekiyor. Mesela parayla ilgili bir örnek verecek olsak fonlama ile ilgili. Mesela artık fonlama Türkiye'de gayet hani güzel bulunabiliyor ve bahsettiğim gibi Barış bu konuya değinecektir. Ama diyelim ki fonlama ile ilgili yine bir hani 2x2 matris yaptığımızı düşünelim. Eğer bir şekilde herkesin gözü işte diyelim ki 100 bin doların üzerinde yapılacak fonlamalardaysa ve buraya para gidiyorsa ama oraya bir şekilde pipeline yaratacak, oraya gidecek olan küçük startupları oluşturacak işte birkaç 10 biner dolarlık bir fonlamayı kimse yapmıyorsa demek ki sistemde bir boşluk var demektir. Onu doldurmak gerekecek. Ee, onun için işte o ekosistemi yapması gereken mesela Türkiye bazında bu çerçeveyi oluşturalım. Çerçevede nerede boşluklar var? Onları nasıl beraber doldurabiliriz? E, bunu yapmak olacak. Ve burada da tabii en yine göre e, bence devlete ve devletin bazı kuruluşlarına düşüyor. Ki burada güzel şeyler yapılıyor aslında. TÜBİTAK mesela son zamanlarda bayağı aktif hale geldi. E, gerek Eğitim seviyesinde işte teknik liselere bazı eğitimlerin başlatılmasında üniversiteler çalışıp ortak bir çalışma yaptı. E gerekse de hani girişimcilikle ilgili devletin birçok oluşturduğu sistemde yer alıyor. Ve inşallah daha da işler iyiye gidecek diye düşünüyorum ben Türkiye'de. Şimdi son olarak eğitime dönersek artık konu başlığıma geliyorum. Eğitimde neler yapmak gerekiyor? Eğitimde tabii ki yine hani burada bir hani bulmacanın parçaları gibi gösterecek olursak Yapılması gereken birçok şey var ama bunların yine birbiriyle çok güzel örtüşmesi gerekiyor. Şimdi birinci şey tabii ki e, müfredat ve girişimcilikle ilgili derslerin ve çeşitli repertuarın oluşması. E, burada en önemli şeylerden bir tanesi her seviyede, yani ilkokul bile olabilir, ortaokul, lise, üniversite her seviyede girişimciliğin öğretilmesi. E, tabii ki küçük yaşlarda daha basit anlamda e, başlar bu iş ama e, eksik olan şeylerden bir tanesi bu. Girişimcilik daha çok... Belki o da yani tüm üniversitelerde bile yok. Üniversite seviyesinde bize öğretilen bir şey ki artık o noktaya gelindiğinde tabii bir yerde hani kişilik oturmuş oluyor. Eğer bir kişide girişimcilik hani altyapısı oluşacaksa bu bir yerde artık çok geç kalınmış oluyor. Onun için lise önce üniversite öncesi hatta lise öncesi eğitim çok önemli. Mesela repertuar olarak örnek çalışmalar, case study'ler çok önemli. Türkiye'de bunun büyük bir eksikliği var. İşte son zamanlarda hepimizin duyduğu bildiği işte yemek sepeti, çiçek sepeti gitti gidiyor gibi firmalar. Bunların kurucuları artık hep duyuyoruz ama bunlarla ilgili gerçek case study'lerin oluşturulması gerekiyor ve burada da mesela Endeavor falan gibi firmaların güzel çalışmaları var. Eee dolayısıyla ilerleme gerçekleşiyor. İkinci kısım öğretmenlerin, eğitmenlerin eğitilmesi. burada tabii biraz tezat var. Çünkü girişimcilik aslında hani sınır tanımayan, belli kuralları sevmeyen, bir yapıya sahipken eğitim dediğiniz şey ise belli bir yapı içerisinde yapılan bir şey. Dolayısıyla diyelim ki üniversitede e, tipik anlamdaki bir profesörün e, standart bir hani e, prosedürü izleyerek yapacağı bir eğitim aslında iyi bir girişimcilik eğitimi olmuyor. E, onun için burada da farklılıklaşmaya gitmek gerekiyor. E, girişimci öğreten kişilerin hakikaten kendilerinin de olaya girişimci gibi bakması gerekiyor. E, kendi eğitimimi nasıl e, zenginleştiririm, nasıl farklılaştırırım bunu düşünmesi gerekiyor. E, gerekirse işte dışarıdan getirilecek bazı ee, bu başarı hikayelerinin okul ortamına girilmesi yine müfredat olarak eee e, bürokrasi olarak bakarsak aslında ya da regülasyon olarak bakarsak profesörlerin gerekirse gidip hani bazı iş kurumlarında e, belli dönemlerde bu girişimlerle beraber zaman geçirmesi ki bunları engelleyen şeyler var. Bu tip şeyler aslında eğitmenlerin yani öğretmenlerin daha iyi eğitmesini ve daha iyi eğitim vermesini sağlayacak şeyler olacak. Ee, öğrenci aktiviteleri konusunda da aslında birçok şimdi üniversitelerde öğrenci e, girişimci kulüpleri oluşmaya başladı. Ee, bu da güzel bir şey. Bunların daha da aktifleşmesi gerekiyor ve üniversiteler arası ve üniversitenin içerisinde de çeşitli farklı departmanlar arası eee girişimciliğin yaygınlaşması gerekiyor. Genelde işte e, MBA tarzı hani e, yapılarda ya da bizim e, Business Administration hani okullarında daha çok girişimcilik okutuluyor. Ama bir teknik e, bölümde de e, işte e, elektrik elektronik mühendisi ya da bilgisayar mühendisi okuyan kişinin de bir şekilde girişimcilik eğitimi alması gerekiyor. Dolayısıyla üniversite içerisinde bu tip öğrencilerin çapraz olarak birbiriyle iletişim sağlayacak şeyler yapılması gerekiyor. E, mentor tarafı çok önemli. Mentor konusunda mesela hani iş dünyasından kişilerin üniversiteye gelip bazı e, eğitimlerde bulunması gerekiyor. Mesela dünya çapında yapılan bir araştırmada Amerika'ya baktığımızda Amerika'daki üniversite seviyesi öğrencilerin yaklaşık %78'inin bir idolü var, bir hani rol modeli var. Bu işte Steve Jobs olabilir, Bill Gates olabilir ama var yani kafalarında bir hani ben bunun gibi olmak istiyorum deden bir kişi var. Türkiye'de bu çalışmanın yapıldığını sanmıyorum. Ben de öyle bir data yok ama çok hakikaten merak ediyorum. Yani Türkiye'de bir öğrenci gidip de senin bir Türk olarak kafanda bir idol olarak gerçek bir girişimci olarak kim var desek herhalde çok fazla isim çıkmaz diye düşünüyorum. Ee, onun için bu iş dünyasının e, pozitif bir şekilde e, mentollüye girişmesi ve öğrencilere ve girişimci olmak isteyen kişilere e, kapıları açması gerekiyor. E, ekosistemden bahsettim. Onun için buna çok fazla değinmeyeceğim artık. E, bir sonraki şey maddi kaynaklar. Bu da Barış arkadaşımız bahsedecek diye düşünüyorum ama hepsini <laughs> bahsetmeyecek misin? <laughs> Intel Capital'dan Barış arkadaşımız birazdan konuşacak. Mesela maddi kaynaklarda da ilk başta değinmiştim. Yani olayın bir melek yatırımcı tarafı var, bir venture capital tarafı var. Dolayısıyla bunların iyi anlaşılması ve uygun olan yatırımcıya yaklaşmak gerekiyor ama çok fazla değinmeyeyim dediğim gibi. Şimdi yönetim ve politikalar çok önemli. Devlet tarafındaki politikalara biraz değişmiştim ama okul içerisindeki politikalar yani bir üniversite ortamındaki girişimcilikle ilgili ...sermayenin üniversiteye nasıl gireceği, bunun öğrencileri nasıl dağıtılacağı... ...inkübasyon merkezinin nasıl e, e, yönetileceği çok önemli. Mesela inkübasyon merkezlerindeki en önemli hatalardan bir tanesi... ...girişimci giriyor merkeze ve bir daha da çıkmıyor. Yani birçok üniversitede bu var. Yani yıllarca yıllarca orada kalıyor. Halbuki o inkübasyon merkezinin adından da belli olduğu üzere, üzere... ...yani birkaç yıl kalınıp çıkılması gerek. Dolayısıyla bir hani exit strateji denen... ...yani bu insan buradan nasıl çıkacak denen şeyi düşünmüyor inkübasyon merkezleri. İnkübasyon merkezi sanki bir hani... E, ofis kiraladınız ve orada tamamen kaldınız. Bir daha da çıkmadınız bir yere dönüşüyor. Bu tip hani üniversite içi politikalar da çok önemli. Ve son olarak da tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da belli değerlendirmelerin, ölçümlerin yapılıp ne doğru gidiyor, ne yanlış gidiyor, yapılan şeyin artı etkisi ne oldu, eksi tarafı ne oldu bunların hepsini ölçülüp belli bir değerlendirme altında ve mutlaka ve mutlaka üçüncü bir partinin yapacağı değerlendirmeyle oluşması gerekiyor. Ancak bütün bunlar bir araya geldiğinde bir eğitim kurumu bütün bunları gerçekleştirdiğinde hakikaten eğitim tarafında da girişimcilik çok daha ön plana çıkacak ve eminim çok güzel şeyler gerçekleşecek Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum ben de. Beni dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler.